Pazartesi kurulan semt pazarına her hafta geliyor musunuz buraya? Evet, her hafta geliyorum, burada oturuyorum. Peki fiyatlardan durum nedir, memnun musunuz? Ya durumlar şey, fiyatlar çok pahalı. Yani sadece pazarda değil, her yerde fiyatlar çok pahalı. Yani insanların alma gücü yok. Şimdi ne aldınız? Yumurta aldım, 15 tanesi 50 lira. 50 lira? Evet. Başka bir şey alacak mısınız bugün peki? Paramın yettiği kadarıyla alacağım. Geçmişe göre baktığınız zaman evinize daha az kiloyla mı gidiyorsunuz? Yani tabii ki, tabii ki. Önceden diyelim 200 lirayla pazara gidiyordum. Şimdi 500 lirayla gidiyorum. İki poşet dolmuyor. Her pazartesi günü semt pazarına geliyor musunuz? Geliyorum. Peki pazardaki fiyatlar ne durumda sizce? Vallahi aynı aşağı yukarı market ama pazar daha taze oluyor. Ondan geliyoruz. Fiyatlar sizi zorluyor mu peki? Zorluyor tabii. Peki geçtiğimiz dönemlere göre daha mı az poşetle gidiyorsunuz eve? Daha az kiloyla mı gidiyorsunuz? Vallahi ihtiyacımız, karı kocayız zaten, emekliyiz. İhtiyacımız kadar alıyoruz yani. Şimdi ne aldınız? Ne alacaksınız bugün? Şimdi mandalina aldım, salatalık alacağım. Mandalinanın kilosu ne kadarmış? 20, şuradan aldım. Pahalı mı sizce? Vallahi marketlerden aldık, daha ucuzdu, iyi çıkmadı yani. Pazarlarda daha taze oluyor, daha mı iyi oluyor? Tabii taze oluyor. Her hafta buradaki pazara geliyor musun sen pazarına? Vallahi pek nadir geliyorum. Genelde diğer pazara gidiyorum. Pazartesi, çarşamba, cumartesi gidiyorlar. İdo'nun oradaki. Peki buradaki durumu nasıl gözlemlediniz? Fiyatlar nasıl? Buradaki bana göre biraz pahalı. Nedeni soracak olursansa, burada biraz maddi durumu iyi olan kesimler oturduğu için bölge olarak, semt olarak, mahalle olarak, ondan dolayı biraz fiyatı farklı. Yani mahallenin durumuna göre fiyatlar yükseltti mi oluyor? Evet, fark ediyor. Fark ediyor. Çok fark ediyor hem de. Az da değil. Bugün ne aldınız? Gösterebilir misiniz? Bugün sadece sivri biber aldım. Başka bir şey yok. Ne kadar aldınız? 30 lira ama gene en yoğunu burada buldum. Yani bu aynısını 50 liraya, 60 liraya bile vardı. Evet. Peki geçmişe göre fiyatları kıyasladığınız zaman sizin alım gücünüz düştü mü? Daha mı kötü etkileniyorsunuz? Eve daha mı az poşetle gidiyorsunuz? Mutlaka. Herkes gibi ben de. Herkes gibi ben de. Mutlaka. Yani her geçen gün gittikçe hayat şartları biraz zorlaşıyor. Siz de daha az eve götürmek zorunda kalıyorsunuz. Mutlaka. Herkes gibi biz de. Yani. Her pazartesi Bahçeliler Mahallesi'nde kurulan semt pazarına geliyor musunuz? Geliyorum, evet. Geliyorum. Peki, fiyatlar ne durumda sizce? Çok ucuz değil fiyatlar. Pahalı açıkçası. Bugün neler aldınız? Bugün neler aldım? Domates aldım. Pembe domates çok pahalıydı açıkçası. Ne kadardı kilosu? 40 lira. Patlıcan alacağım şimdi. Patates, soğan aldım. O şekilde eleyerek alıyorum ihtiyaçlarımı. Geçmişe göre baktığınız zaman daha mı az malzemeyle evinize gidiyorsunuz, meyve sebze? Tabii ki. Daha az malzeme, daha çok parayla. Yani alım gücünüz düştü. Evet, mutlaka, evet. Aynen o şekilde oldu. Bugün başka bir şeyler almayı düşünüyor musunuz? Sadece o kadar almayı düşünüyorum. Şu an bitirdiniz o zaman alışverişinizi. Bitirdim. Tek bir şeyim kaldı, onu da alacağım. O kadar. Her hafta buradaki semt pazarına geliyor musunuz? Geliyorum çünkü ameliyatlıyım, sakat sayılırım. Onun için bu pazara çıkıyorum, başka pazara gidemiyorum. Çok geçmiş olsun. Buralarda mı oturuyorsunuz? Yakında oturuyorum. Peki fiyatlar nasıl sizce? Yüksek. Çok yüksek. Herhalde. Bugün neler aldınız mesela? Daha yeni çıktım, yumurta aldım sadece. 50 lira para verdim 10 tane yumurtaya. Başka ne almayı planlıyorsunuz bugün? Vallahi ne almayı düşünüyorum, bakacağım işte ya. Hangisi hesaplıysa onu almaya çalışacağım. Geçmişe göre kıyasladığınız zaman evinize daha az poşetle mi gidiyorsunuz? Tabii ki. Şey yani ne diyeyim, 20-25 sene önce 20-25 lirayla pazara çıkıyordum, dünyanın şeyini alıyordum, para artıyordu. Şimdi 500 lirayla çıkıyorum, hiç doğru dürüst bir şey almadan gidiyorum. Zaten bir patates, bir soğan parayı götürüyor. Her hafta pazartesi günü buradaki semt pazarına geliyor musunuz? Aşağı yukarı. Peki gördüğünüz zaman fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok pahalı, bildiğin gibi değil. Bak al, 200 lira kestane, 100 lira ceviz, 30 lira ıspanak. Vatandaşa 7500 lira maaş veriyorsun, kendin alıyorsun 150 milyar, 200 milyar. Bir milletvekili 10 tane yerden maaş alıyor. Sana niye 7500 lira veriyor, bana niye 7500 lira veriyor? Cumhuriyet'in 100. yılında
tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına 1'er lira verseydi, 1'er lira, 5000 lira vereceğine 1'er lira versin. Ama herkese versin. Adam niye çalışıyor? Zorundan çalışıyor. Geçinemediği için. Geçinse o adam çalışır mı? Çalışmaz. Niye çalışsın? Adam 30 bin lira alıyor. Ona veriyorsun 5 bin lira. 7500 lira, 5000 lira alan adama vermiyorsun. Niye? Siz kendiniz yukarıda istediğinizi yiyip içiyorsunuz. Bizim vergilerimizden her şeyi yiyip içiyorsunuz. Şey bedava, muayene bedava, gezme bedava, yurt dışı bedava. Vatandaşın sırtından inin artık ya, yeter. Yeter artık ya, bıktık artık. Yani böyle zulüm olmaz insanlara. Senin geleceğin yok, onun geleceği yok. Ben kendimi düşünmüyorum, ben geldim giderim ha. Gelecek nesil ne olacak? Hiç. Boşuna yaşıyorlar işte. Yerde insan görülsün. Başka bir şey yok. Bugün neler aldınız peki? Seçim zamanı geldiği zaman kapı kapı dolaşın diyor. Kendi niye inmiyor sokağa? Gelsin pazara bakayım şöyle bir dolaşsın. Niye inmiyorlar? Bir tane milletvekili var mı burada? Yok. Niye konuşmuyorlar Yalova'nın milletvekilleri? Konuşamazlar. Sokağa çıkacak yüzleri yok hiçbirinin. Onun için yapacak bir şey yok. Peki bugün siz evinize neler götüreceksiniz? Neler aldınız? Aldığım 3 kilo domates, yarım kilo ıspanak, bir tane kıvırcık alacağım. Bir de 1 kilo üzüm aldım. Ne kadar verdiniz bunların? Ne kadar verdim? 300 lirayla geldim. Parayı göstereyim. Kaçar sana? 300 lira parayla geldim. 100 lira param kaldı. Geçmişe göre kıyasladığınız zaman çok daha fazla veriyorsunuz. Tabii yani. Canım. Ben çalıştığım zaman, emekli olmadan önce ben çalışırken ben maaşımla 3 tane çocuk okuttum. Bir tane de ev aldım emekli olunca. Şimdi emekli olsun da göreyim ben. Çocuğunu evini geçindirebiliyor mu? Öyle bir şey yok. Kim geçindiriyorsa gelsin bana sorsun. Söylesin. Nasıl geçindiriyor ben de öğreneyim. Nasıl geçindin? O zaman hırsızlık yapıyorlar. Başka ne yapacaklar? Ne diyeyim ben daha? Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımlar için. Çok sağ olun. Ama çok söylenecek şey var ama söylenilmiyor. Adam 10 tane üniversite bitirmiş. Daha işe giremiyor çocuk. Ya 10 tane, 5 tane dil biliyor, işe giremiyor. Ne yapsın o çocuk? Nereye gitsin? Doktorları gönderdiniz. Öğretmenleri gönderdiniz. Ne, kim okuyacak? Her hafta pazartesi günleri bu semt pazarına geliyor musunuz? Buraya ben gelmiyorum da salı pazarına geliyorum. Genelde hepsi aynı fiyatlar ama tabii ki uç fiyatlar, yani çok pahalı. Ama yine de alıyoruz mecburen, çünkü gıda olduğu için almak zorundayız yani. Mesela bir kilo alacağımızda yarım kilo alıyoruz. O şekilde yani. Ama yani denetimin olması gerekir. Çünkü bazı yerlerde çok ucuz, bazı yerlerde biraz pahalı. Ya yani biraz gezmek gerekiyor tabii. Bütçeye göre alabiliyorsunuz yani. Başladınız mı alışverişe bugün? Ha, bugün ben ceviz için gelmiştim de. Cevize bakıyorum. Ceviz çok uçmuş yani fiyatlar. Daha önce almıştım ben de, biraz daha alacağım. Ben öbür pazardan alıyorum. Taşıması güç oluyor biraz burada. O şekilde yani. Yani geçmişe göre kıyasladığınız zaman siz daha az alıyorsunuz, eve daha az poşetle gidiyorsunuz. Tabii ki, muhakkak. Yani her şey öyle. Sadece gıda değil ki. Bütün her şey pahalı. Yani insanlar nasıl yapacağını ben bakıyorum. Ben de sizin gibi şeyimdir, gözlemciyimdir. Ama herkes şikayet ediyor. Herkes şikayet ediyor. Nereye gidecek böyle bilmiyorum. Her pazartesi günü bu semt pazarına geliyor musunuz? Geliyorum hemen hemen. Peki fiyatlar ne durumda sizce? Ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok yüksek yani. Yani bütçemize göre gerçekten çok yüksek. Bugün daha neler aldınız? Neler aldım? Daha yeni geldim. Bir şeyler alıyorum işte. Bakalım yani. Geçmişe göre kıyasladığınız zaman peki fiyatlar çok mu zorluyor? Çok zorluyor, evet. Maaş yerinde, ben emekliyim mesela, 7500 lira alıyorum ama yetmiyor. Her şey çok pahalı. Her şey 30 liradan başlıyor en ucuz şey. Alım gücünüz düştü yani. Düştü yani, evet. Evinize giderken daha az poşetle mi gidiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Eskiden çantalar dolu dolu gidiyorduk. Şimdi gerçekten hiçbir şey yok. Şu mesela şurada ne almışım? 50 lira. Hiçbir şey yok. Mantar mı? Ne aldınız olsun? Yok, sarımsakla biber 50 lira. Daha bir şey almadım. Eskiden 50 lirayla bir sürü şey alıyorduk, çanta dolduruyorduk. Şimdi yok. Yani maaşla şey aynı gitse iyi olur ama yasadığın maaş zaman düştü alım gücünüz. Küçük, evet. Maaşlara zam yok ama her şeye %100, %200 zam. Her pazartesi günü semt pazarına geliyor musunuz?
Her pazar gelmiyorum. Her pazartesi gelmiyorum. Arada bir geliyorum. Ama buradaki fiyatları genel olarak biliyorsunuz sanırım. Evet, biliyorum. Peki bugün geldiğinizde fiyatları nasıl gördünüz? Yani pahalı. Pahalı yani. Her şey pahalı. Ben emekli öğretmenim. Bizim maaşlara yani çok az zam yapıldı şeyde, o da Ocak Temmuz ayında. Ondan sonra hiç piyasa mı aldı başını gidiyor yani. Öyle. Soğan patates bile zor alınıyor. Alınmıyor yani öyle. Bugün neler aldınız? Ben bugün mandalina aldım. Başka bir şey almış mıyım? Ya bir de domates aldım, o kadar. Ne kadar verdiniz? Domates 30 liraydı, 1,5 kilosu 45 lira. Mandalina da 70 lira verdim. 30 lira. Yani 100, 105 lira falan oluyor. Şimdi bakıyorum paramı, şey vereceğim, param bile kalmamış yani. 200 lirayla pazara çıkıyorsun, bir şey alamıyorsun. Bir de limon aldım. Öyle. Geçmişe göre kıyasladığınız zaman daha az poşetle mi eve gidiyorsunuz? Daha az kiloyla mı gidiyorsunuz? Tabii. Ben her zaman oğlum gelir beni alırdı. Çok alışveriş yapardım. Kavun, şu, bu meyve de alabilirdim. Şimdi meyvenin bir çeşidini alıyorsunuz, ikincisini alamıyorsunuz. Sebzenin de öyle. Yani ne yapabilirim de evde ucuza zaman gün geçirebilirim diye düşünüyor insanlar artık. Yani bir misafir gelse onu bile nasıl doyururum diye gözünde büyütüyor insanlar. Eskide çay kahve günlerimiz olurdu. Onları bile eksilttik ki çok masraf oluyor diye. Öyle. Her pazartesi günü bu sen pazarına geliyor musunuz? Hemen hemen her pazartesi geliyorum. Peki fiyatları gördüğünüz zaman ne düşünüyorsunuz? Nedir durum? Çok pahalı. Her şey pahalı. Yani ucuz bir şey yok. Zaten denetim de fazla yok burada. Zaten şimdiye kadar da hiç olmadı yani. Ben 25 yıldır yalovadayım. Hemen hemen 10 yıldır bu pazardan. Alışveriş yapıyorum ama hiçbir şey yok. Zaten dikkat ederseniz etiket koyan da fazla yok. İşte bu. Böyle alıştık gidiyoruz. Peki bugün neler aldınız? Valla işte domates aldık, salatalık aldık, patlıcan, biber. İşte yumurta alıp gideceğiz. Cebinizden ne kadar çıktı? Şu ana kadar 450 lira. 450 lira çıktı. Evet. Geçmişe göre kıyasladığın zaman pazardaki fiyatlar çok arttı mı? Alım gücünüz düştü mü? Mutlaka. Hep düştü zaten. Hep düşüyor. Gün geçtikçe ay gün düşüyor. Yani yarın daha da pahalı alabiliriz yani. Ya çok umudunuz yok. Yok. Zaten düşecek yok da böyle kalsa razıyız artık. Her pazartesi günü burada mısın? Sen pazarına geliyor musunuz? Genelde yani. Çok sık değil. Aslında yakın oturuyorum da. Yani çok sık değil. Genelde marketlerden alışveriş yapıyoruz. Bazen pazar fiyatlarını daha şey aşağı çekebiliyor onlar. Buradaki fiyatlara bakarsınız o zaman. Nedir durum sizce? Yani baktığınız zaman tabii yüksek. Fiyatlar yüksek. Yani tabii mevsimine göre olanları tam şu anda bilemiyorum. O kadar net. Ama tabii pahalı. Yani fiyatlar pahalı. Bugün neler aldınız? Bugün açıkçası daha hiçbir şey almadım. Yani daha akşam üzerine doğru çıkacağım. Bakıyorsunuz şu an. Ya birkaç bir şey alacağım. Zaten olanlar da mevcut. Yaz sebzeleri. Ya dolayısıyla fiyatlar yüksek. Açıkçası yüksek. Yani geçmişe göre kıyasladığınız zaman evinize daha az poşetle mi gidiyorsunuz? Daha az kiloyla mı gidiyorsunuz? Şimdi onu konuştular da az önce. Evet yani çok daha farklıymış. Daha dönem, o dönemlerde. Şu an daha yarıya indi. Yani poşetler daha az. Yani idare edebilecek seviyede alınıyor herhalde. Yani şimdi kalabalık bir aileye göre pazara çıkmak lüks. Maalesef. Yani buna tabii bir dur demek lazım ama biz diyemeyeceğimize göre o zaman başkaları demek zorunda. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Açık ve net yani. Ve acilen önlem alınması lazım. Çünkü gerçekten durum iyiye gitmiyor. Ya bu benim şahsi görüşüm ama genelde bu. Yani böyle kalabalık aile toplantıları, arkadaş toplantılarında hep aynı konular zaten. Alabilen var, alamayan var. Genelde akşam çok geç saatleri tercih edenler var. Bu da
fiyatın 5-10 aşağı düşmesi demek. O da çok sağlıklı olmuyor. Yani çürük çarık dolu oluyor. O da onlara haksızlık ama yapacak bir şey yok. Şu an yani bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Umarım etkili olur.